Herkese selam arkadaşlar, ben Mert. Bugün Aternus'tan Faction'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar, günlükte hatalarımız vardı. Ne yapmıştık başka hatırlamıyorum ben de. Edit medit bir şeyler yapmıştık. Warp lapis yapmıştık, pardon. Şimdi dosyalara geliyoruz arkadaşlar. Burada plugins var, tamam mı? Buradan combat logs var. Bunu komple siliyoruz. Bunlar hata veriyor günlükte. Jobs var. Bunun uygun sürümünü indiririz daha sonra bunların. Jobs'u da siliyoruz. Başka dead messages vardı. Onu da bulup aynı şekilde siliyoruz. Burada dead messages, bunu siliyoruz. Bir de hangi plugin hata veriyormuş ona da bir bakalım arkadaşlar. Action Healed. Bunu da komple bir şekilde silelim gitsin. Ondan sonra başka combat log'u tekrar indireceğiz arkadaşlar. Yani şöyle yapacağız. Buraya gelip combat log diyorum ve şu arkadaşlar diye vakit alan bunun son sürümünü indiriyoruz. Evet, bu kadardı. Bu videoda top'tır, scoreboard'tır, bunları ayarlayacağız. Şimdi o yüzden sunucumu açıyorum. Sunucu açılsın, ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sunucum açıldı ve ben geldim arkadaşlar. Şimdi ilk başta scoreboard'ı ayarlayacağız. Fakat siz de videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. 1500 aboneye doğru gidiyoruz. Şu anda 1200 30 falan öyle bir şeyiz galiba. Emin değilim. Neyse, şimdi scoreboard'ı ayarlayalım. Panelimize geliyoruz. Dosyalar. Gördüğünüz gibi günlükte hata kalmadı zaten. Plugins. Buradan Allah bir dakika. Animated Scoreboard. Buna giriyoruz arkadaşlar. Config. Burada World nedir? Bunlar var. Bunların hepsini siliyoruz. Sadece Global kalacak. Bunu siliyoruz. Ondan sonra ise arkadaşlar, buraya World yazıyoruz. Veya Faction vesaire de yazabilirsiniz. Ondan sonra pardon bir dakika, tekrar Animated Scoreboard'a geliyoruz. Scoreboard. Buradaki scoreboard'ların hepsini siliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Slash as relat. Bir dakika, atamadım. As relat. Yani scoreboard'ı relat atladım arkadaşlar. Fakat bu yanlış bir şey mi relat atladı? ASB'nin relat'ı böyle değildi. Heh, tamamdır. Böyle ASB yazın. Bazen diğer pluginlerle çakışabiliyor. O yüzden. Scoreboard'a tekrar geliyoruz ve burada World YMN diye bir şey oluşuyor. Ondan sonra size bir scoreboard yapmayı göstereyim hemen arkadaşlar. Bu boşluk oluyor. Bu oyuncunun ismini göstermek için bakın. Burayı siliyorum. Bakın bu şurası. Welcome to Player, bakın. Gördünüz mü? Bir dakika gelsin göstereyim. Burada oyuncu dünyasını gösteriyor mesela. Biz orayı farklı bir şey yapalım. Player name yazıyor. Biz şöyle yapalım welcome'ı arkadaşlar. Renk kodlarını biliyorsunuzdur zaten. Mesela beyazla alt yazsın. Ondan sonra yeşilli oyuncunun ismi gözüksün. Bunlar bir API placeholder arkadaşlar. Placeholder'ın. Bunun sitenin linkini aşağıya unutmazsam koyarım. Buradan gelerek işte her plugin'in böyle bir şeyi var arkadaşlar. İşte mesela player var. Buradan player'a gelebilirsiniz. Buradan işte player name, player online vesaire, player IP. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Player World mesela, bunu alırsanız oyuncunun şey gözükecektir. Buraya mesela ben ne yazayım arkadaşlar? Nerede? Player name yok. Bir de player name. Bunu alıyorum ve arkadaşlar zaten aynı gördüğünüz gibi buraya yapıştırıyoruz. Tabii tırnaklara atlamıyoruz benim gibi. Bu şekilde arkadaşlar, bunu bu şekilde, bu arkadaşlar bunu diğerlerinden altta yaparsanız çalışmayacaktır. Yani hangisi üstteyse onu üstte gösteriyor o şekilde. Zaten mantığını anlayacaksınız şuradaki gibi. Yani üstteki alttakinden büyük olacak sayısı. O şekilde. Ondan sonra CTRL ile S diyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrar gelip bir ASB'li atalım mesela. Gördüğünüz gibi bu şeylerin gözükmesi için placeholder'dan oluyor demiştik. Puppy, Eclot, Donut. Bir dakika şöyle, hani neden daima yanlış yazıyorum. Donut, Player yazıyoruz. Ve ondan sonra puppy relat yaptığımızda bakın puppy relat atayım. Player ile alakalı her şey gelecek. Gördünüz mü? Buradakilerin hepsi player ile alakalıydı. Bunlar geldi. Bunlar hepsi geldi. Arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ben size direkt yormayacağım. Direkt hazır bir scoreboard dosyası vereceğim arkadaşlar bu şekilde. Bunu komple bir şekilde kopyalıyoruz. Scoreboard'ımızı tekrar geliyoruz panele. Bunu yapıştırıyoruz. CTRL-S yapıyoruz. Ondan sonra slash asb relat bu şekilde. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle ben animasyonlu falan bir şeyler yaptım. Zaten gördüğünüz gibi ikisi gözüküyor, diğerleri gözükmüyor. Sonra puppy tekrardan eclot vault indirelim mesela. Bakın Allah bir dakika.
Eklot, Donut yazacaktık bir de. Donut, Vault. Ondan sonra bakın tekrar bir Allah bir DK Seber öyle at attım. Papir öyle at. Atayım. Gördüğünüz gibi bunlar da geldi. Vault da alakalı olan her şey geldi. Ondan sonra Papi, Eklot, Donut arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Statistik. Bunu indireceğiz. Bir de Faction'lar. Bunu şöyle bir DK Faction Updated miydi? Bir şeydi. Bunu Allah yanlış indirdim. Siz de bunların hepsini indirin arkadaşlar. Ben de tam olarak hatırlamıyorum hangisi olduğunu. X gibi Faction Server'ını da yapmıştım gelmişti. Bunları indirin. Ben de hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Sonra Server'ı indiriyoruz. Bu en önemlisi. 3 Vault Player bunlar. Reload atıyorum arkadaşlar. Bende klan neden böyle gözüktü? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Fakat sizde bu böyle gözükmeyecektir büyük ihtimalle. Allah bir dakika bir dur. Evet. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ise arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Tabı bir ayarlayalım hemen. Bu klan sistemine belki daha sonra farklı bir şey yapabilirim. Onu söyleyeyim. Ondan sonra tab list diyorum. Buradan tab listi buluyorum. Tab list. Buradan config. Buna geliyorum. Burada config'de ayarlamış bir şeyler. Bunları siliyorum komple bir şekilde. İşte ondan sonra geliyorum server name'e. Bunları bu arada hazır bir şekilde Discord sunucumuzda bulabilirsiniz arkadaşlar bu dosyaları. Onu söyleyeyim. Ondan sonra CTRL-C yapıyorum. Bunu siliyorum. Burayı boşluk yapıyorum. Ondan sonra ise arkadaşlar burayı da siliyorum. Yani diyorum ki burayı boş bırak, şuraya da faction yaz diyorum. Şöyle. Ondan sonra bu kısmı kopyalıyorum. Ve getirip şuraya yapıştırıyorum. Fakat keşke küçültmeseydik. Şöyle yapayım. Siz de görün. Ondan sonra fakat neden böyle yaptı bu? Ha, bir dakika. Şu kısmı silmeyin arkadaşlar. Bakın burayı. Yoksa böyle yapıyor. Neyse arkadaşlar. Ben buraya işte şu alt kısmı da sileceğim. Yine aynı şekilde buraya E ile güncellemeler market market şöyle bir yazabilirsek market ve dahası için işte kırmızıyla www.oyuncözücü.net arkadaşlar CTRL-S diyorum, kaydediyorum. Oyuna dönüyorum. Bakın bu tabun önceki hali. Sonra tab list reload attım ve gördüğünüz gibi. Fakat şu faction yazısını düzenleyelim. Onu da şöyle yapacağız. Mavi olsun. Biraz da kalınlaştıralım. CTRL-S diyeyim. Ondan sonra tab list reload. Şu anda olup tabımız arkadaşlar. Bir de buraya koruma atacağız. Ancak bu bölümde değil. Slash mvtp yazıp arkadaşlar bir şeye bir gidelim. Neydi o? Bizim warplar dünyamıza. Warplar. Arkadaşlar bir önceki bölümde burayı yaptık fakat buraya bir warp çekmeyi unuttuk. Yani herhangi bir yere gelin. Ben şöyle geçeceğim direkt. Şuraya set şöyle warp lapis bunu yazacağım. Ve bir script vereceğim size. Burada kırınca otomatik elmas verecek şansa dayalı bir şekilde. Şimdi onu yapalım. Plugins'ten arkadaşlar script'i buluyoruz. Buradan script. Script'e giriyoruz. Script. Ondan sonra buraya gelip şunu yazıyoruz. Lapis.sk. Ondan sonra lapis.sk'ya giriyoruz ve şunu yazıyoruz. Arkadaşlar sonra ise on break of lapis or yazıyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle change bir dakika. Change of %5 diyorum arkadaşlar. Yani %5 şansla şey gelecek. Elmas verecek. Burada diyor ki lapis bloğunu kırdığında %5 şansla gibi bir diamond top player. Top player oyuncuya veriyor. Bunu players yaparsak tüm oyuncuya veriyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Change of şansa dayalı. Sonra bir de mesaj yapalım. Kırdığı zaman yani bulduğu zaman elması bir mesaj göndersin. Bu şekilde mesajımı da yaptım. Sonra oyuna dönüyorum. SK öyle at. Lapis SK bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir speed 1 alayım tekrardan. Şimdi kıralım. Bakın gördünüz mü? Şansa dayalı bir şekilde veriyor. Böyle kırıyoruz. Şöyle bir kırayım. Gördüğünüz gibi arada veriyor böyle elmas. Şöyle yapayım. Bir kazma alayım game mode'dan. Şu şekilde. Game mode survival geçeyim ve kırayım mesela. Gördüğünüz gibi lapis veriyor. Fakat
blok neden veriyor ben onu anlamadım. Bu plugin'den dolayı bir tane arkadaşlar. Auto pickup olabilir büyük ihtimalle. Şöyle bekliyoruz. Versin bakalım. Bir elmas ver bize. Elmas ver. Çok şansını düşük yaptık arkadaşlar. O yüzden. Mesela siz bir kasa anahtarı vermek istiyorsunuz diyelim. Nasıl yapacaksınız? Aynı şekilde bunu kopyalayın. Aşağı inin. Veya seviyeli yapmak istiyorsanız bunu 15 yapın. Ondan sonra diğerine gelin aşağıya. 20 yapın. Bu arada boşluklara dikkat arkadaşlar. Mesela kasa anahtarı vermek istiyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. Eke çute konsol. Bir dakika. Konsolu. Command. Ondan sonra tırnak. İçerisine komutu yazıyorsunuz. CC give. Mesela VIP ya da spawner kasa. Bu şekilde arkadaşlar. Anahtarını veriyorsunuz. Artık kasanızın komutu neyse o şekilde. Ben bunları sileceğim. Şunu da bir %50 yapacağım ki görün videoda çıktığını. Şöyle ondan sonra tekrardan bir save kararıyla atla pis yapıyorum. Bu şekilde vermesi lazım. Hadi ver artık. Güzeldir. Gördüğünüz gibi verdi. Bunu tekrardan 5 yapıyorum. Ve kaydediyorum. Oyuna dönüyorum arkadaşlar. Evet. Bu video bu kadarlıktı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.